Ne bakıyorsun öyle ki? Gel, çömleklerimizi yapalım. Bu çömleği evli çiftler yapıyormuş. Ben senin kocanım, sen de benim eşimsin. Gel hadi, çömleği yapalım ki dua töreninde kullanabilelim. John yeni bir böbreğe sahip olduğu zaman bizim dualarımız da kabul olmuş olacak. Onu ben doğurdum. Annesiyim ben onun. Gözlerimin önünde öldüğünü görmeye dayanamam. Kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Ben dünyanın en şanssız annesiyim. Hatta en şanssız eşiyim. Çünkü insanların önünde ne oğluma oğlum diyebiliyorum ne de eşime eşim diyebiliyorum. John bana herkesin içinde anne dediği zaman ancak derin bir nefes alabileceğim ben. Bütün çömlekler kurudu. Ben Koshi teyzeyi mabede gitmek için çağırayım. Her şey düzelecek Koshi. Sen merak etme. Bak, şu ana kadar her şey istediğimiz gibi oldu. Ben Biha'nın babasına vurup suçu Vasundhara Pandya'ya atmıştım. Herkes bunu bir kaza zannetmişti. Aynı şekilde Biha'nın böbreğini John'a nakledeceğiz. Merak etmesen, her şey yoluna girecek. Hepsini anlıyorum. Ama kendime hakim olamıyorum artık. Tanrım. İçim paramparça oluyor. John'un yerine bana Biha'n anne diyor. Ne zaman bunu duysam aklıma babası geliyor. Beni ne biçim döverdi o. Üstelik bana bir hayvan gibi muamele ederdi. Ama seni seviyorum, öyle değil mi? Bu yüzden seninle evlendim ya. Kararımı vermiştim. Ölene kadar oğlunu bir daha görmeyecektim asla. Ama ne kadar bahtsız biriyim. Yine onu görmek zorunda kaldım. John'un hayatını kurtarmak için onu bulmam gerekti. Her şey düzelecek Koshi. Endişelenme. Biha'nın böbreği John'un bedenine bir nakledilsin. Her şey yoluna girecek. Hadi hem kendimiz için hem de John'un sağlığı için çömleği yapalım. Sen ne yapıyorsun burada? Sen dışarıda çömleğine bakacaktın ama. Teyze ben sizi çağırmaya geldim. Tören için aşağı inmeliyiz. Tamam, tamam ineriz. Sen git, ben geliyorum. Tamam mı? Tamam. Bu arada sizin canınızı sıkan bir şey mi var? Evet var. Sana ne bundan ha? Sorunumuzu sen mi çözeceksin? Bak, bize uyanıklık yapmaya kalkma. Yoksa beni karşına alırsın, anladın mı? Amca, ben ne dedim ki? Ben sadece... Bir de bana cevap mı veriyorsun? Sabrımı sınıyorsun sen. Dur. Yavaş, sakin ol biraz canım. Öfkeni niye zavallı kızdan çıkarıyorsun ki? Açıkçası kızım, köyde bir sorun çıkmış. O da bu yüzden gergin.
Ama merak edilecek bir şey yok. Her şey düzelecektir. Şöyle yapalım. Sen git, biz geliriz. Aşağı ineceğiz değil mi? Hadi, hadi yürü. Gelirsiniz.